Usta diye bir şey yok da ustalığı anlayan adamlar vardır. Ustalığı anlamak için de kültürlü olmak gerekir diyen gazeteci, foto muhabiri ve yazar Ara Güler. Birçok kişi onu fotoğraf sanatçısı olarak tanır ama çok yönlü bir sanatçıdır Ara Güler. Gelin Ara Güler'in az bilinen yönlerine bir göz atalım. Küçük yaşlarda sinemayla tanışan Ara Güler adeta tutkunu olur. Hatta öyle ki bu yüzden 3 yıl devamsızlıktan sınıfta kalır. Bu süreçte senkron montaj, film yıkama, dublaj gibi bütün teknikleri öğrenir. Ara Güler aynı zamanda iyi bir hikayecidir. Öyle ki Magnum Ajansı'nın şef editörü James Fox, onun için tanıdığım en iyi hikaye anlatıcılardan biridir der. Yolu tiyatroyla da kesişen Ara Güler, 7-8 yaşlarında ikinci mektebim dediği tiyatro kulislerinde bulunur. Hep piyes yazarı ve piyes rejisörü olmak istemiştir. Hayalindeki fotoğraf makinesi Leica'ydı. Tıpkı hayranı olduğu savaş fotoğrafçısı Robert Capa gibi. Hayaline kavuştuktan sonra Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen Master of Leica ünvanının sahibi olmuştur. Photography Annual Antolojisi, Ara Güler'i dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlar. Amerikan Dergi Fotoğrafçılar Derneği'ne kabul edilen tek Türk üyedir. Edebiyatla yakından ilgilenen Ara Güler, Sabahattin Eyüboğlu'ndan etkilenir. Orhan Veli ve Sait Faik'tense abim diye bahseder. Orhan Kemal'i ise takım elbisesi ve şapkasıyla film kahramanı gibi gördüğünü söyler. Hayat hikayelerinin anlatıldığı foto muhabiri Ara Güler'in Hayat Hikayesi kitabında Charlie Chaplin'e mektup yazmıştır. İşte Ara Güler'in Charlie Chaplin'e yazdığı mektup. Sayın Chaplin, son 15 yıldır yakında piyasaya çıkacak olan Zamanımızın Yaratıcıları kitabım için fotoğraf malzemeleri topluyorum. Her zaman büyük hayranlık beslediğim siz olmadıkça bu kitabın bitmesi mümkün değildir. Ben İstanbul'da yaşayan bir Türk fotoğrafçısıyım ve şu an Avrupa'yı dolaşıyorum. Sizin bana 20 dakikanızı ayırabilmeniz umuduyla İsviçre'ye geldim. Şu ana kadar bu çalışmanın vazgeçilmez unsuru olarak çok sayıda ünlüyü fotoğrafladım. Ama benim için dünyanın en mühim adamı sizsiniz. Hiçbir politikacı sizin kadar mühim değildir. Sizinle tanışmaktan başka bir şey düşünmemekle birlikte size kendimi tanıtmak ve sizden bana poz vermenizi rica etmek için yazıyorum. En derin saygılarımla. Ara Güler verdiği bir röportajda Charlie Chaplin'e yazdığı mektup ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söylemişti. Kapısında 3 gün bekledim. Röportaj vermedi. Sonunda karısı acıyıp yemek verdi bana. Pire gibi bir herifti Chaplin. Çok cevvaldi. Felçli olduğu için fotoğraf çektirmek istemedi. Yanlış zamanda gitmişim yanına. Kimsenin onu görmesini istemiyordu. Eski İstanbul fotoğraflarıyla hafızalara kazınan ve 2000'e yakın arkasında eser bırakan Ara Güler, 17 Ekim 2018'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.